Evet, merhaba tekrar. Merhaba. Hoş geldin Hoş bulduk. Tülin'cim. Siz de hoş geldiniz terapi köşemize. Önce bir yanlışlık düzelteceğiz. Çünkü ortalık yıkılmış. Sosyal medyanın gücü diyorum. Başka Aynen, da bir şey aynen. demiyorum. Şu muhteşem bluzu yapmıştık biliyorsunuz birkaç sefer önce. Tülin'cim kol kesme ile ilgili eksik bir şey söylemiş. Evet, eksik. Yanlış değil, eksik söylemiş. Tamamlamamışız yani Evet, şiş numaraları modelimizi. çok fazla olduğu için orada atlamışım kol kesmeyi. Şimdi onun üzerinde birazcık duralım, sonra yeni konumuza geçelim. Aynen öyle. Çünkü çok soru gelmiş bununla ilgili. Hemen yapanlar bilir. Şunu tamamlayalım. Evet, şimdi biz burada şu kol kesmeyi söylemedik. Aynı şiş numaralarıyla değiştirerek bu ilmek azalacakmış gibi bahsettim. Evet. Ama şöyle şuradan başlayalım. Ben tekrar bu parçaları getirdim. Kolu ayrı mı örüyorduk önce? Önce kolu başlıyorduk. Şimdi Yani buradan ayrı örüp sonra tabii, birleştiriyorduk. dört parça Tamam. ayrı örüyoruz. Burada kol çok geniş diyenler var. Bunu nasıl daraltabilirim, daha az sayıda yapabilirim diyenler var. Sayıyı azaltacağız. Tamam. İlmek sayısını azaltacağız. 9 numaralı şişle başlamıştık. 11 santim 9, 8, 7, 6, 11'er santim örmüştük. Tamam. Sonra 5 numaralı şişe geçtiğimizde biz kol evini kesmeye başlıyoruz. Önde de kollarda da aynı şeyi yapıyoruz. Kesmeye başlıyoruz. 5 numaralı şişle Biz o gün şöyle. sonuna kadar kesiyoruz dedik, Evet. cümleyi bitirmiştik. Öyle bir atlama oldu. Şöyle her iki yandan sadece ters yönde veya sadece düz yönde birer ilmek kesiyoruz. İlmeklerimizi azaltıyoruz. 4 numaralı şişe geçene kadar 14 santim. Bu şekilde 4 numara şişe geçiyoruz. Yine yanlarda kesmemize devam ediyoruz. Şöyle bir hatırlatma da yap. Önce geniş bir şişle Tabii başlamıştım. tabii. Şu delikleri Söyledim. vermek Evet, için. 9 numara şişle başladık. 8'e geçtik, 7'ye geçtik, 6'ya geçtik. 5'e geçtiğimiz andan itibaren yanlarda birer tane kesmeye Kesmeye başladık. Bu kol. başlıyoruz. Tamam. Sonra keserek devam ettik. Burada ilmek sayısı vermiyorum. Kaç ilmek kalırsa. Tamam. Yani kendisine göre kaç ilmekle başlayacağını bilmiyorum. Kendisine ölçerek başlayabilirler. Sayılara bağlı kalmasınlar. Bu şekilde bitiriyoruz. Pullu Şudur. angora bir iplik kullanıyoruz bu çalışma için. Bu şekilde kesmemizi Tamam. yapıyoruz. Oh, rahatladık şimdi. Evet, kusura bakmasın hanımlar. Evet. Şimdi gelelim bugünün çok güzel bir çalışmasına. Bilmiyorum ya, her genç kızın rüyasıdır evlenmek ya, işte gelinliğini seçmek. Kışa geliyorsa düğün en büyük korkulu rüyasıdır. Gelinliği batacaktır açık havaysa. Üşümekten çok korkar çünkü böyle bir askılıdır mutlaka Evet. gelinlikler. Bence muhteşem bir şal göstereceksin. Hani Evet. böyle gelinlere görüyorum ben, böyle şallar alıyorlar. Alıyorlar Özellikle el örgüsü ise çok daha makbul oluyor. Ya da gelin bohçası. omuzlarına. Gelin bohçası ne kadar havalıysa o kadar güzeldir. Hani vay, bohçayı görüyor musun derler. İstediğiniz gibi kullanabileceğiniz, daha sonrasında da kullanabileceğiniz bir şal. Renkli yaparsanız günlük de kullanabilirsiniz. Şöyle de Evet, atabilirsiniz. batik Bakın bir benim iplik kullanarak bu şekilde de. şu an çok yakıştı üstüme mesela Evet, renkleri. çok yakıştı. Budur. Evet, Hadi bizim başlayalım. gelenek ve geleneklerimizde bohça çok önemli. Çok. Böyle kayınvalideler, anneler bohçaya, söz bohçasına, nişan bohçasına mutlaka böyle bir şal koyuyorlar. Evet. Ama artık gençler çok seçici. Yani beğenmedikleri örneği takmıyorlar. Ben çok beğeneceklerini umut ediyorum. Çünkü modern çizgide bir şal Evet. ve şık bir şal oldu. Şalımızı yapabilmek için angora minik pullu bir iplik alıyoruz. Şöyle 3 numara tığ kullanıyoruz. Bu iplikten 3 yumağa ihtiyacımız var. Tamam. Böyle bir şalı 3 yumak bitene kadar öreceğiz. Bu sene simler, pullar, Pullar böyle çok moda. pırıltılı şeyler inanılmaz moda. Geline de çok yakışıyor ayrıca. Özel günlerde kullanılabilecek şık bir şal olacak inşallah. Evet. Önce Şimdi, zinciri mi? evet, örneğimizin şurasından başlıyoruz. Şunu yaparak başlıyorum. Köşeden zincir çekiyoruz. Altta ayrı bir zemin yok mu? Birlikte, zemin ve üzeri Birlikte birlikte gidiyor. ilerleyecek. Evet, şimdi 20 zincir çekiyoruz. 3 numaralı tığ kullanıyoruz. Zincir çektik. İlk başladığım zincire batıyoruz. Şöyle kapatıyoruz. Şimdi zincirimizin içini dolduruyoruz. 1, 2,
3 zincir çekip başını alıyoruz. Üçlü trabzan ile 10 tane trabzan yapacağız. Tane üçlü trabzan yaptık. Şimdi başını alıyorum, dörtlü trabzana geçiyorum. Dört tane dörtlü trabzan yapacağım. Dört kere de çıkaracağım. Bir, iki, üç, dört. Biraz daha uzattım. Yine bir, iki, üç, dört. Yine başını alıyorum. Bir, iki, üç, dört. Üç tane oldu. Sonuncu yapıyorum. Bir, 2, 3, 4. Bakayım ne çıktı ortaya. Şimdi biraz daha büyüdük. 10 tane üçlü trabzan yaptık. 4 tane dörtlü trabzan yaptım. Şimdi 5'li trabzana geçiyorum. 1, 2, 3. Şu çok önemli. 3 taneyi şurada çekiyorum. Kendi üzerinde 4 ve 5'i burada çekiyorum. Yine başını alıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Şimdi 4 tane 5'li trabzan yaptım. Yine 4'lü trabzana iniyorum. Ne yaptık? 10 tane 3'lü trabzan yaptık. 4 tane 4'lü trabzan yaptık. 4 tane 5'li trabzan yaptık. Şimdi yine 4'e iniyoruz. Şimdi 3'lü trabzana geçiyoruz. Yine 10 tane 3'lü trabzan yapıp dilimimizi tamamlıyoruz. 10 tane yine şöyle 1, 2, 3. 3'lü trabzan yaparak dilimimizi tamamlıyoruz. Her dilim ayrı yapıp monte mi olacak? Hayır. Hep birlikte yapacağız. İpimizi hiç kopartmıyoruz. Hem zemini hem üzerini çalışarak ilerleyeceğiz. Hiç kafam basmadı. Allah'tan kaynağın olmama daha çok var. Şimdi dilimimizi bitirdik. Şöyle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 zincir çekiyoruz. Şimdi yanlara açılmaya başlıyoruz. Şalımızı genişletmeye başlıyoruz. Şu yani. Evet, 12 zincir çektik. Buradan 1, 2, 3 zincir bırakıp şöyle ortaya batıyoruz. Yani burada 1, 2, 3'lü trabzan yaptık. Bir kafes yaptık. Şimdi bir kafes daha yapıyoruz. 1, 2, 3. Bunun içinde şu dilimimin başına batıyoruz. 1, 2, 3. 2 tane kafes oluşturduk. Yine 3 zincir çekiyoruz. Ortaya batıyoruz. Şöyle Haruncum göstersin. Şunu yaptın önce. Şurayı. Evet, onu yaptım. Şimdi 2, 4, 6, 8, 10, 12 tane de daha önce çok kez gösterdiğin 12 tane değil, 6 tane. 6 sıra. 6 tane. Evet. 6, 6. Ne yaptık? 2 tane yana yaptık. 2 tane üzerine yaptık. 2 tane de bu tarafa yapacağız. 6 tane kafes yapmış olacağız. Şimdi bu tarafı hanımlar çok kolay yapıyorlar arttırmayı, fakat bu tarafta zorlanıyorlar. Şöyle 1, 2, 3 zincir çekiyoruz. Başını 2 kere doluyoruz. Şuraya dibe batıyoruz. 1, 2, 3. Şimdi aşağıya oluşturdum. 1, 2, 3 yan tarafı oluşturuyorum. Tekrar 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Yine 2 kere doluyorum. Burada şöyle göz kararı 3 zincir kadar bırakıp 1, 2, 3 yan tarafı yapıyorum şimdi. 1, 2, 3. 6 tane kafes oluşturdum. 2 bu tarafa, 2 üzerine, 2 yan tarafa. Şimdi dönüyoruz. Bir sıra yine 3'lü trabzan çekerek, arada 3 zincir çekerek 6 kafes daha yapıyoruz. Şimdi ilk sırada 6 tane kafesimizi oluşturmuştuk. İkinci sırada yine üzerine 6 tane kafes yaptık. Son kafesimizi tamamlıyoruz. Evet, son kafesimizi de tamamladıktan sonra dönüyoruz. 1, 2, 3 zincir çekiyoruz. Burası çok önemli. Çok önemli. Şu direğe batıyoruz. Tipliyoruz. Diğer kafesin başına mı yani? Hayır. 3 zincir boyunca ilerledim. Şuraya battık. Şimdi burada yine 20 tane zincir çekiyoruz. 2, 3, 4, 5, tekrar artık şeyi 6, oluşturuyoruz. 6, 7, 8, evet. Şimdi 20 tane çektik.
aynı yere tekrar batıyoruz. Burası çok önemli. Sonra çıkmaza girebilir hanımlar. Bu dediğime uyulmazsa. Şimdi dönüyoruz. Örgümüzü döndürüyoruz. Döndürerek içini doldurmaya başlıyoruz. Döndürmeden içini doldurmuyoruz. Örgüyü elimizle döndürüyoruz. Şimdi içini doldurmaya başlıyoruz. Döndürmezsek? Yine. Döndürmezsek ters yönde kalırız, tıkanırız, geri dönemeyiz. Hı hı. Şu şekilde yine içini doldurmak için ilk 3 zincirimi çekiyorum. Şuraya kilitliyoruz. Yine bir kafes yana bu 3 zincirimi bağlıyorum ki şunlar böyle boşta sallanmasın, sağlam olsun, yanlara bağlıyorum. Bu şekilde yine 10 tane üçlü trabzan yapmaya devam ediyoruz. Tane üçlü trabzan yaptık. 4 tane de dörtlü trabzana geçiyoruz. Yine biraz önce yaptığımız gibi 1 2 3 4. 4 tane de üçlü trabzan, dörtlü trabzan yapıyoruz. Şöyle 1 2 3 4. 1 2 3 4. 4 tane üçlü trabzan, dörtlü trabzan yaptık. Şimdi beşli trabzana geçiyoruz. Başını alıyoruz. 1 2 3 4 5. Yine 4 tane 5'li trabzan yapıyoruz. Şimdi ne yaptık? Tekrar baştan alayım. 10 tane 3'lü trabzan yaptık. 4 tane 4'lü trabzan yaptık. 4 tane 5'li trabzan yaptık. Şimdi yine 4 tane 4'lü trabzan yapıyoruz. Geriye dönüyoruz. Hı hı. Şimdi yine 10 tane üçlü trabzana geçiyoruz. Başladığımız noktaya geri dönüyoruz. En tepede kalan yer 4 tane 5'li trabzan. Hı hı. Tam tepede kalan en yer. En çok orası. Oradan geri dönüyoruz artık. Sonra bunu ütülemişsin herhalde. Tabii. Böyle güzel durması için. Angora ipliklerde buharlı ütü çok önemli. Hı. Bastırarak buharlı ütü vermeliyiz. Hiç korkmamalıyız. Örgümüz daha güzel olacak. Daha da güzelleşecek. Ütü çok önemli angora şallarda. Şimdi 10 tane üçlü trabzan ile şeklimizi kapatıyoruz. Yine şuraya bağlıyoruz. Buraya bağladık. Örgümüzü şöyle yatırıyoruz. Öne yatırıyoruz. Şimdi 1, 2, 3 zincir çekiyoruz. Burada arttırmaya geçmiyoruz. Çünkü daha buralara yapacak dilimlerimiz olacak. Hı hı. Arttırmaya geçmiyoruz yan tarafa ama üzerinde sadece 3 zincirle ilerliyoruz. 3 zincir çektim, ortaya battık. 1, 2, 3 zincir çektik. Yine buraya battık. Böyle 3 zincir çekerek hep zincirlerimi yatırarak ilerliyoruz. 1, 2, 3. Yine buraya batıyoruz. Şu şekilde kafes yapmıyoruz. Şu anda hani örgüyü çok iyi bilenler kesinlikle net anlıyorlar. Seni. Kesinlikle. Benim gibi az anlayanlar da hemen evet. Komşu teyzenin kapısını çalacak. Ben anladıklarını tülün inanıyorum. Tülün ne demek istedi diyecek. Evet, 1, 2, 3 zincir çekiyoruz, kafes yapmıyoruz. Şu dilimleri yaparken kafes yapmıyoruz. Sadece 3 zincir çekip üzerine yatırıyoruz zincirlerimizi. Anladım. Böyle bir kere de kilitliyoruz. Maksadımız buraya gelebilmek. Hı-hı. Burada yüksekliğe ihtiyacımız yok. Doğru. Orada daha rahat gösterebiliriz. Arttırıyorsun artık. Şimdi ne yaptık? Bunu yaptık. Şuraya geldim. Şurada bıraktım. Buradan 3 zincir çektim. Ortaya battım. Yeni zincirimizi oluşturduk. Yeni şeklimizi öreceğiz. Ondan sonra geri döneceğiz. Döndükten sonra yan tarafa yine 12 zincir çekerek bu şekilde kafeslerimizi oluşturacağız. Geleceğiz. Biraz önce gösterdiğim gibi sol tarafa çıkacağız. Bir sıra yine üzerine kafes yaptıktan sonra yine dilim çalışmasına geçeceğiz. Evet. Tamamdır, süper. İnşallah güzel günlerde kullanırsınız, İnşallah. Yaparsınız. Bize de mesajlarını atın mutlaka. Tülin her şekilde cevaplıyor. Videoları da izleyeceksiniz. Ellerine sağlık. Teşekkür ederim. Çok güzel bir çalışma. Hayırlısı olsun şimdiden eğer yapacak olan varsa. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Bugün ne pişirsek derdine son verdik. Bir de böyle kafamızı dağıttık. Güzel oldu. Böyle sırtımıza da şalımızı aldık gelinliğimizin. Hadi bakalım hayırlısı. Hoşça kalın.